Merhaba sevgili arkadaşlar. Konuya başlamadan önce konumuzla direkt alakalı bir prensibi belirtmek istiyorum. Bütün programlar şu üç kontrol yapısı ile yazılabilir. Sıralı seçim, döngü. Kuralları ne kadar genelleştirirsek beynimiz o kadar rahatlar ve bir o kadar da rahat öğreniriz. Yine burası videoda neler var kısmımız. Üç kontrol yapısında görüyoruz. Bu videoda seçim yapma konusunu işleyeceğiz. Öncelikle kafa karıştırıcı kısımları açıklığa kavuşturalım. Neden kontrol yapısı diyoruz? Çünkü bu yapılar program akışını kontrol etmemizi sağlar. Akış derken neyi kastediyoruz? Normalde kodlar sıralı bir şekilde işlenir arkadaşlar. Tabi burada bir parantez açalım. Sıralı işlenmesi derken programcı bakış açısını kastediyoruz. Yoksa işlemci içerisinde optimizasyon için kodlar sıralı işlenmeyebilir ama bu konumuz dışı. Neyse diyelim. Bu kontrol yapıları gerektiğinde sıralı akışı değiştirmemizi sağlıyor. Konumuz seçim yapısı olduğuna göre kabaca nasıl çalışıyor bir bakalım. Bazen belirli bir kodun çalışması için program içinde bir koşul tanımlarız. Eğer bu koşul, şart onaylanıyorsa sıradaki o koşula bağlı kod işlenir. Onaylanmıyorsa o koşulla ilgisi olmayan bir sonraki kod çalıştırılır. Peki bir koşulun onaylanması ne demek? Bir koşul değerlendirilmesi sonucunda sıfırdan farklı bir değer veriyorsa seçimimiz onaylandı anlamına gelir. Değerlendirme sonucu sıfır değerini veriyorsa onaylanmadı anlamına gelir arkadaşlar. Burada sıfır değerinin yanlışı diğer değerlerin doğruyu gösterdiğini belirtelim. Koşullar, şartlar nasıl tanımlanır? Slide'da gördüğümüz gibi koşul tanımlama yöntemleri var. Burada 5 tanesini ele aldık. Bu videoda daha önce işlediğimiz için ilk iki yöntemi kullanacağız. Dersleri tamamladığımızda diğer yöntemleri de kullanabiliriz. Diğer üç yöntemden çok kısaca bahsedeyim. Örneğin bazı değişkenler sayısal sıfır veya boş olduğunu gösteren değerler içerebilir. Bu durumda koşul olumsuz olarak değerlendirilir ve atlanır. Hafıza işaretçileri bazen hafızada geçerli bir hafıza bölgesini işaret etmeyebilir. Bu durumda ifade ettiği koşul yine olumsuz olarak değerlendirilir. Son olarak bazı fonksiyonlar, yani küçük kod blokları diyelim, işi bittiğinde bazı sayısal hata kodları dönebilir. Döndüğü bu hata kodlarına göre seçim yapıları kullanılabilir. Burada anlama kolaylığı açısından yapay kod kullanarak neler olduğunu anlamaya çalışalım. Önce seçim yapacağımızı derleyiciye bildirmemiz lazım. Değişken tanımlama videosundan hatırlarsanız, derleyicilere ne yapacağımızı belirtmenin yollarından biri anahtar kelimeleri kullanmaktı. Bu slaytta ilk sütunda anahtar kelime olarak eğer kelimesini kullandığımızı varsayalım. Programlama dillerinde de İngilizce olması dışında çok farklı kelimeler kullanılmıyor arkadaşlar. İlk sütunu inceleyelim. Burada demek istenen eğer parantez içindeki koşul olumlu olarak kabul edilirse yani sıfırdan farklı bir değerse o zaman kod olarak belirttiğimiz kısım işlenir. Koşul olumlu olarak değerlendirilmezse kod atlanır ve programın sonraki kısımdan devam edilir. İkinci sütunda yeni bir anahtar kelime ekledik. Buna da varsayılan diyelim. Neden varsayılan diyoruz? Eğer ilk koşulumuz olumsuz ise varsayılan kodu mutlaka her şartta işletilir. Arkadaşlar atlanmaz. Varsayılanın buradaki önemi bu slaytta çok belirli olmasa da bir sonraki slaytta ortaya daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Bu slaytta da koşulları işlemenin iki farklı yöntemini daha görüyoruz. Ya da anahtar kelimesi bize birden çok koşulun ard arda değerlendirilmesini sağlar. İlk sütunda birinci koşul sağlanmazsa ya da ifadesi ya da ile ifade edilen diğer koşullar denenmeye başlar. Burada eğer veya ve ya da koşullarının hiçbiri olumlu değerlendirilmezse bu koşullara ait kodun hiçbiri işlenmez. Programa atlanarak bunlar atlanarak devam edilir. İkinci sütunda ufak bir fark ekledim.
tüm koşulların sonuna varsayılan bir durum ekledik. Bunun anlamı, yukarıda eğer ve ya da ile ifade edilen koşulların hiçbiri olumlu çıkmazsa en son mutlaka varsayılan durumu işlenecektir arkadaşlar. Bu ve önceki slaytta gösterilen şekillerin nasıl kullanılacağı tamamen sizin program tasarımınıza bağlı. Önemli üstünde durmam gereken bir nokta şu arkadaşlar. Ya da ve varsayılan anahtar kelimeleri eğer anahtar kelimesiyle birlikte kullanılır. Yalnız kullanılamazlar. Eğer veya ya da ifadelerinin biri doğru olarak değerlendirilirse ona ait kod işlenir. Ondan sonra gelen yadalar veya varsayılan kodu işletilmeden atlanır. Yani eğer ya da varsayılan ifadesini bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada eğer koşullarının birbiri içine gömülebileceğini görüyoruz. Bu eğerlerden birine ait ya da veya varsayılan ifadesi varsa parantez kullanmazsanız kendisinden bir önceki eğere ait olduğu düşünülür. Örneğin şurada eklediğiniz bir ya da veya varsayılan ifadesi şu eğere ait olacaktır arkadaşlar. Bu slaytta da eğer ya da varsayılan kodunun farklı bir ifade şeklini görüyoruz. Bu kullanım örneğin C++ dilinde switch case below şeklinde mevcuttur arkadaşlar. Burada olan nedir ona bakalım. Bir x değeri üzerinde durum anahtar kelimesi ile ifade edilen koşullar taranır. Olumlu olan koşul işlenir. Hiçbir koşul olumlu değilse sonda yer alan varsayılan kodu mutlaka işlenir arkadaşlar ve bloktan çıkılır. Yan tarafta x'in alabileceği koşulları örneğini görüyorsunuz. Burada A, B, C, D şeklinde söylenen bu durumlarda da değerlendirdiğimiz tamamen x'in alabileceği koşullar. Buradaki sütunun önceki videolardaki gibi hafıza olmadığını belirteyim. Sadece x'in alabileceği durumları görmek için yerleştirdik. Evet, bu slayttan itibaren şimdiye kadar gördüğümüz yapıların nasıl kullanılabileceğini yapay kodla göstermeye çalışalım. Öğrenim kolaylığı açısından yapay kod kullanacağız. Böylece çok daha kısa ifade edebiliriz ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu ve sonraki 3 slaytta kullanıcıdan 1 ila 10 arasında bir sayı girmesini isteyeceğiz. Sonra bu sayıyı bir x değişkenine kaydedip sayıyı belirli koşullar altında test edeceğiz. İstediğimiz veya istemediğimiz özelliklere uyuyorsa duruma göre olumlu veya olumsuz mesaj yazdıracağız. Bu slaytta kullanıcı sayıyı girdikten sonra eğer anahtar kelimesinden sonra istediğimiz özelliklere sahip mi bakıyoruz. Nedir bu istediğimiz özellikler? Parantez içine bakalım. Bu arada parantez kullanma gerekliliği dilden dile değişebilir arkadaşlar. Burada öğrenme kolaylığı açısından gerekli olduğunu varsayalım. Üçüncü satırdaki ifademize göre sayının birden küçük veya ondan büyük olmasını istemiyoruz. Eğer birden küçük veya ondan büyükse sayının hatalı olduğu mesajını yazdıracağız. Onun haricindeki değerler hatasız kabul edilecek ve dördüncü satırdaki hata mesajı atlayarak programa sağlıklı bir şekilde 5. satırdan devam edeceğiz. Mantıksal ve ilişkisel operatörlerin nasıl kullanıldığı konusunda sorularınız varsa oynatma listesindeki bir önceki videoya göz atabilirsiniz arkadaşlar. Bu slaytta da yaptığımız şey bir önceki slayt ile tamamen aynı. Peki neden böyle bir şekilde yazma ihtiyacı duymuş olabiliriz? En fazla kodun okunurluğunu biraz arttırabilir. Onun haricinde yarattığı etki bir önceki slaytla aynı. Burada üstteki koşulumuza yani birden küçük veya ondan büyük ise hata yazdır durumuna ya da anahtar kelimesiyle bir ekleme yaptık. 5. satırdaki ya da ile sayının birden büyük veya ondan küçük olmasını test edeceğiz. Burada V diyelim, birden küçük ve mantıksal ve ondan birden büyük ve ondan küçük. Önemli ifade arkadaşlar.
Evet, burada biraz cümleler karıştı. Son olarak tamamen netleştirelim. Beşinci satırda bildiğiniz gibi, hatırlayacağınız gibi kullanıcının 1 ila 10 arasında bir sayı girmesini istiyorduk. Bu beşinci satırda da tam olarak onu test edeceğiz. Yani sayı birden büyük mü ve ondan küçük mü? Eğer bu şartları sağlıyorsa altıncı satırdaki mesajı yazdıracağız. Sadece gösterim amaçlı eklediğim bu kısım aslında tamamen gereksiz arkadaşlar. Çünkü bir üstteki eğer ifadesinde zaten 1 ila 10 arasında olmayan sayılar dışlanacak. Gelen sayıyı bir daha 1 ila 10 arasında mı diye test etmenin anlamı kalmayacak. Burada da sayının doğrudan 1 ila 10 arasında olduğunu test ediyoruz. X birden büyük mü ve X ondan küçük mü? Dediğimiz gibi arkadaşlar, mantıksal V olayında iki şartın da aynı anda doğru olması gerekiyor. Bu ifadenin tamamının doğru olması için. Önceki slayttaki örneklerden farkı, burada herhangi bir hata mesajı yazdırmadan doğrudan kontrol yapıp programımıza devam edeceğiz. Burada koşulların ne şekilde belirleneceği size veya programınızdan ne beklendiğine bağlı arkadaşlar. Eğer güvenli kod yazmak istiyorsanız sık sık bu koşul ifadelerini kullanabilirsiniz. Performans amaçlı yazacaksanız bazı durumlarda sağlam varsayımlarda bulunup hata kontrol etme kısmını devre dışı bırakabilirsiniz. Veya programınızda bazı değerleri görmek için hata ayıklama araçları da kullanabilirsiniz. Bu slaytta da eski MS-DOS günlerinden kalma seçmeli menü içeren bir bankamatik programı yazdığımızı düşünelim. Menüyü görüyorsunuz. 4 adet seçeneğimiz var. Şimdi bunu kod olarak basitçe nasıl uyarlayacağımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi x değişkeniyle kullanıcının seçimini kaydediyoruz. Sonrasında x'in bizim işimize yarayacak değerlerini, yani menüdeki 1, 2, 3, 4 değerlerini tek tek test ediyoruz. Eğer herhangi biri uyarsa, örneğin 3 numaralı bilgi güncelleme seçeneği seçilmiş olsun. O seçenekle ilgili kodu çalıştırıyoruz. Tekrar etmem gerekirse, 3 nolu seçim çalıştırıldıktan sonra 4 nolu seçenek ve varsayılan ifadesi denenmeden atlanacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 harici bir seçim gelirse, örneğin müşteri tuşlarda kazara 6'ya tıkladıysa, tüm 1, 2, 3, 4 seçenekleri sırayla denenir. Sonunda hiçbiri uymadığı için varsayılan ifadesi mutlaka çalıştırılır. Burada bu mesajı yazacak örneğin. Böylece seçimleri daraltarak gerektiğinde hata kodu vererek müşterilerin işini kolaylaştırmış oluruz. Bu slaytta bir önceki slayttaki kodun yaptığı işin aynısını yapıyor arkadaşlar. X değişkenine kaydedilen müşteri seçimi burada taranır. Alttaki durumlarla eşleşme varsa o duruma ait kod çalıştırılır. Geri kalan kod atlanır. Eğer hiçbir durum uymuyorsa en alttaki varsayılan kodu mutlaka çalıştırılıp programa devam edilir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videonun başında bahsettiğim önemli bir prensibi tekrarlamak istiyorum. Tüm programlar şu üç kontrol yapısıyla yazılabilir: sıralı seçim ve döngüler. Koşulları nasıl test edeceğinizi size ve programınızın gerektirdiklerine bağlı. Bazı önemli şeylere dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle gereksizliklere yer vermemeniz, mantıksal ve ilişkisel operatörlerin doğru kullanımı ve seçim bloklarınızın doğru sonuç vereceği bir tasarım. Sık tecrübe etmekle bunları aşacağınıza inanıyorum. Bir sonraki konu olan döngüler, kontrol yapısını anlatacağım videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.